Ergün Diler, Bebek'te Gizli Toplantı Partiler 1 Kasım'a nasıl ve kimlerle gideceğini açıkladı. Herkesin bir değerlendirmesi var. Maalesef, yıl 2015, her şeyin başı algı. Bunu kim yönetirse ipi o önde göğüsler. Çok yakın bir dostum önceki hafta kendisine gelen bir bilgiyi benimle paylaştı. Kesinlikle aramızda kalsın diyerek noktaladık. Bu arada iki çok önemli dostumdan ayrı ayrı bu bilgi tekrar geldi. Doğruluğunu inanın bilmiyorum ama şehir dedikodusu. Okuyunca içinde ne kadar fazla doğru barındırıp barındırmadığına siz karar verin. Dedim ya dedikodu. Ama uzun zamandır özlediğimiz cinsten. Kaliteli ve cezbedici. Ben aktarayım, siz de notunuzu verin. Daha önce yazmıştım. Kemal Derviş Bey, Demirtaş'ı Amerika'ya çağırıp Benenson'la masaya oturttu. Dünyaya açılan pencere Benenson oldu. Obama'nın da kampanyasını yürüten oluşum yani. 7 Haziran'a HDP böyle girdi. Sazda, sözde espriler de ben en sonun işiydi. Bana gelen bilgilere göre HDP ben en devam ediyormuş. İşte buradan sonrası ilginç. İşte bana aktarılan o dedikodu. Ben en sonun iki akıllı üyesi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bazı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bebekte buluştu. Toplantının yapıldığı yer bir devlete aitti. Ama bebekteydi. Muhalif olarak kimi biliyorsanız hepsi oradaydı. Hatırlayın, Erdoğan'ın ameliyat olduğu dönem Richard Dionne Hilton'da gizli bir toplantı yaparak dört gazeteciye Erdoğan'ın sağlığı nedir diye sormuştu. Sağlık toto oynamıştı. Benzeri bir toplantı şimdi Bebek'teydi. İlgili ülkenin konsolosu yoktu. Toplantıda Erdoğan'sız bir Türkiye için ne yapabiliriz? HDP'yi nasıl parlatabiliriz konusu masaya yatırıldı. Ben en sonu temsil eden bayanın bir yalanı ne kadar fazla sıklıkla söylersek ve ne kadar inanarak tekrarlarsak inanın herkes bunu doğru kabul edecektir sözü toplantının gizli kodu oldu. PKK ile HDP'nin ayrı oluşumlar olduğu sıklıkla vurgulanacak ve HDP'nin aslında PKK'ya karşı çıktığı vurgusu sıklıkla yapılacaktı. PKK silah soruyla HDP'ye oy toplarken arada kavga var algısı oluşturulacaktı. Bazı HDP'li yöneticilerin PKK tarafından darp edilmesi, zarar görmesi bile masadaydı. Seçim kampanyası boyunca HDP'li vekilleri AK Parti ile yan yana ve kol kola göstererek milliyetçi oyların MHP'ye akması hedeflenecekti. İngiliz Benenson hali hazırda yürütülen büyük projeleri sarsacak bir ekip kurulmasını da gündeme getirdi. Mesela 3. Havalimanı 3. Köprü gibi oluşumlar sabote edilecek ve ortaya çıkan acı tablo görevli basın tarafından abartılarak halka duyurulacaktı. Kaos için elden gelen yapılacaktı. Böylece projeler tartışılmaya başlanacaktı. Toplantının bitimine yakın ilgili ülkenin konsolosu odaya girerek masadaki iki gazeteciyi, temsilciyi alıp üst kata çıktı ve kendi özel isteklerini sıraladı. Bunun için destek istedi. Neyse devam. Toplantının ana gündem maddelerinden biri Erdoğan'ı sevimsiz göstermekti. Bu nedenle eşi, ailesi, çocukları, damadı, yakınları ile ilgili ev, arsa, para, iş temalı haberler sıkça yapılacak. Tekzip metinleri 2 Kasım'dan sonra yayınlanacak şekilde altyapı hazırlanacaktı. Yani darbeyi vuracaklar ama bu yalan yanlış deseniz bile gerçek çok sonra ortaya çıkacaktı. Bu haberler karşısında sinirlenen Erdoğan sahaya inecek, bu iddialarla göğüs göğüse vuruşacak ve böylece yıpranacaktı. Sinirli hali öne çıkarılıp belirlenen hedefe daha rahat gidilecekti. Sadece aile hedeflenmedi. Erdoğan'la Davutoğlu arasında ciddi tartışma ve kavga var iddiaları sık sık gündeme getirilecek, böylece tabanın güveni zedelenecekti. Bu amaca hizmet etmek için pek çok köşe şimdiden hazırdı bile. Kavga var haberlerinden sonra sosyal medya devreye girerek İki kanadın gerçekten kavga etmesinin önüne açmak için adımlar atılacaktı. Bir medya grubu ise Erdoğan'a karşı Davutoğlu'nu korumaya alacak ve içerideki kopuşun hızlanması istenecekti. Bir de işin para tarafı vardı. TÜSİAD edindeki finansal gücü kullanarak iş yaptırdığı orta ve küçük ölçekli iş adamlarına ödeme yapmayacak, ya batmaları ya da sarsılmaları sağlanacaktı. Seçim öncesi kaos tek AK Parti'ye yaramazdı. Petrol dünyada düşerken bizde benzin fiyatları artıyordu. Temel mutfak ihtiyaçları hiç ucuzlamıyordu. Hepsi plan dahilindeydi. Ekonomik kötü algısı meydana getirip AK Parti'nin artık bu ülkeyi yönetemediği yalanını sıkrıkla tekrar edip gerçeğe dönüştüreceklerdi. Büyük ihalelerde de yolsuzluk ve usulsüzlük haberleriyle kaosu besleyeceklerdi selden trafik kazalarına uçak facialarından toprak kaymalarına kadar her şeyi AK Parti'ye bağlayacaklardı. Partinin içine yerleştirilen kriptolarla hem Davutoğlu hem de ekibi irrite edilecek bir başkasına yanaşarak siz bu işi daha iyi yaparsınız diyerek içeriği karıştıracaklardı. Başka gündem maddeleri de vardı. Bunların hepsi dedikodu olabilir. Ama bunu aktaranlar ciddi dostlarım olduğu için gerçek de olabilir. Bilemiyorum. Ama ben Erdoğan hastayken Hilton Oteli'nin bir katını kapatarak bir gruptan dört gazeteciyle görüşen Amerika Büyükelçisi'ni biliyorum. Kendisi gitti bu akıllarda kaldı. Böyle bir toplantının olma ihtimali var mı? Bebek gibi bir yerde bir araya gelme söz konusu olabilir mi? Çekinmeden bu isimler saatlerce aynı masada oturabilir mi? Vallahi bilemiyorum. Bildiğim tek şey daha önceden bunun olduğu. Ben üç ayrı kanaldan gelince sağlamasını bir türlü yapamadığım bu dedikoduyu aktarmak istedim. Doğruluğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şehir dedikodusu sadece. Kabul etmek gerekir ki akla yatkın. Siz karar verin. Masada konuşulanlar bize çok mu uzak? Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin alenen el ele tutuştuğu bir ortamda gizli bir toplantı imkansız mı? Bilemedim. Bunu ilk kez paylaşan dostuma bu aramızda kalsın demiştim. Bana kırılacak biliyorum ama ikinci ve üçüncü kanalda aynı dedikoduyu getirince paylaşayım istedim. Dedim ya sadece dedikodu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ancak ben ne ateşi ne de dumanı gördüm. Sadece günü dedikoduyla geçirmek istedim. Bunu yaparken de hiç isim vermedim. Bilgi sahiplerinin ilgisini bekliyorum. Ergün Diler, Takvim